Şöke Didim yolundan Güllübahçe yoluna bağlanan bir karayolu var. Oraya bağlandım şu anda. Adventure serilerin güzelliği, cross özelliği de olduğu için her yere girip çıkabiliyorsunuz. Şu yan tarafta Menderes'ten gelen sular. Mükemmel. Şu anda Söke Ovası'nın ortasındayız. Evet, Doğame'ye doğru giderken Piriyen Antik Kenti var. Oraya doğru yola çıktık biz de. Şöyle size manzaraları da gösterelim. Önünden geçeceğim zaten. İzlemede kalın. Çok güzel yerler ya. Köpek ovaladı. Herkese selamlar. Yepyeni ve güzel bir içerikle karşınızdayım. Sabah denizden çıktık yollara. Aydın, Söke, Doğame köyüne doğru yolculuk yaptık. Bu sefer artçılı yolculuk yaptım eşimle beraber. İlk defa 200 ve üzeri kilometreye gitmiş olduk artçılı olarak. Nasıldı KTM 250 Adventure derseniz, artçılı sürüş olarak öncelikle konforundan bahsedeyim. Aslında eşimi konuşturmak lazım ama kendisi şu anda videonun çekimini yapıyor. Oldukça rahattı. Çok rahattı arkada. Çok konforluydu.
Bir defa mola verdik. Bir de Söke'de durduk mağazalarda. Onun haricinde durmadan aralıklı bir şekilde 110, 120, yeri geldi 130. Bu aralarda yolculuk yaptık. Peki artçılı olarak KTM'mizin yakıtı nasıldı derseniz 2.8-3 litre arasında bir yakıt değeri gösteriyor. Yani hızımız ortalama 100 km, 110, 120, yeri geldi 130 km'de de çıkmış olduk. Hem yüklü, Topcase'de ağzına kadar dolu, artı artçı, artı ben 250 cc bir motosiklete göre gerçekten 30 beygir hakkını sonuna kadar veriyor. Performansta bir sıkıntı yaşadım mı diye sorursanız eğer herhangi bir sıkıntı yaşamadık performansta. Yani sonuçta 250 cc bir makine, 30 beygir bir makineden bahsediyorum. Artçılı ve dolu olarak 130 km hızlara ki versem daha gidiyor. 130-140 km hızlarda bile seyredebiliyorsunuz. Tabi konfor artık titreşim olarak arttığı için tek silindirli motor olduğundan dolayı en güvenilir hızları yine en konforlu hızları 110-120 km olarak bahsedebilirim. Biraz da size böyle tanıtım amaçlı belgesel tadında bir video sizlerle olacak. Şimdi bu Doğan Bey, eski Doğan Bey ve yeni Doğan Bey olmak üzere ikiye ayrılıyor. Biz şu anda eski Doğan Bey'deyiz. Yeni Doğan Bey artık yeni yerleşim yeri. Eski Doğan Bey ise yani bizim bu gelmiş olduğumuz yerde Rum zamanında Rumların yaşamış olduğu, onların bırakmış olduğu bir yer. Buranın özellikleri neler? Öncelikle size birazcık onlardan bahsedeyim. Hem şöyle yürüyüp anlatmış olayım size. Siz de hem böyle şey görmüş olursunuz, doğayı görmüş olursunuz. Burada en önemli özelliği Menderes'in bir kolu. Şöyle aşağı doğru baktığınızda zaten birazdan ekleyeceğim onu da. Şeyi görüyorsunuz, Ege Denizi'ni görüyorsunuz ve orada bir delta oluşmuş. Menderes Nehri bu deltaya doğru boşalmakta. Buranın ikinci özelliği ise burada yani bir sakinlik, bir huzur. Yani burası cennet gibi bir yer. Öyle bir tanım yapayım size. Hatta bazı evlerde bazı notlar yazmışlar. Demişler ki ticari amaçlı fotoğraf çektirmek yasaktır. Tabi bizler ticari amaçlı değiliz. Hobi amaçlı burada bulunduğumuz için. Ya şöyle anlatırken konuyu da bölmüş gibi oldum ama şu rüzgarın sesi, kuşların sesi, köpeklerin sesi, hatta uzaktaki arıların sesini bile duyuyorsunuz. Yani o kadar bir sakin olan bir yer. Şöyle size diğer bir özelliğini bahsedeyim. Yukarıdan kaynak sularından, dağlardan gelen bir burada bir dere var. Şöyle. Çok güzel ya, gerçekten. Müthiş. Doğan Bey ismi de şöyle. Burası kutu kutu anlamında Domatya. O anlama geliyormuş Rumca'da. İlk ismi buranın Domatya. Domatya diye yazılıyor. Sonra zaman içinde Domatça olmuş. Daha sonra da yani bir avlu içindeki kutu kutu evler. Zaten göreceksiniz siz de videoda evleri. Daha sonra da ismi Doğan Bey olarak günümüze kadar uzanmış. Şöyle bir de manzarayı şöyle bir çekelim. Birazdan size şöyle denizde göstereceğim. Aşağıda biraz görünüyor. Hava çok buzlu bugün. Görüntü çok net olmasa da elimden geldiğince bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Burada oturup yani bir şöyle mola verebileceğiniz birkaç yer var. Biz yolda elimizde kasklarla beraber yürürken hemen bizi çevirdiler. Dediler kaskları kafeye bırakabilirsiniz. Yorulmayın. Yani o kadar sıcak insanlar ki mola dinlenme tesisi var. Aklınızda bulunsun. Eğer gelecek olursanız orayı tavsiye ederim. Fiyatları da makul gibi. Şimdi size şu denizi de göstermek istiyorum ama yani çok kötü bir hava var. Puslu bir hava var daha doğrusu.
Şöyle Doğan Bey'in genel manzarasını size tekrar paylaşayım. Biz de buradan yolumuza devam edeceğiz. Şöyle buyurun. Müthiş. İnsan buraya geldiği zaman sanki zaman duruyor, ayrılmak istemiyor. Mükemmel değil mi manzara? Şuraya bakar mısınız? Nereye geldik? Karina. Balık restoranlarının olduğu yere geldik. Tabii Ramazan nedeniyle mi? Daha sezon gelmemesi açısından her yer boş. Bu yol artık kapalıdır uyarısı var. Devam etmiyor. Aslında bu yol devam etse Milli Park'tan Güzelçamlı Kuşadası'na bağlanıyor burası. Mükemmel ya. Gün batımında. Harika bir manzara. Şöyle hem burayı da paylaşmış olayım sizlere. Doğa çok güzel bir şey. Burada sıra sıra restoranlar var. Tabii yazın görmek lazım burayı. Yazın bambaşka olacaktır eminim. Sezon hazırlıkları başlamış. Şöyle. Karina restoran, gümrük restoran. Renkleri. Yine Doğan Bey'e uygun taş evler devam ediyor burada da. Görmeye devam ediyoruz.
Hadi.